Merhaba sevgili Anne TV izleyicileri. Bu hafta 6. haftam. Bebeğim ve ben yolculuğumda yine sevgili Ayşe Öner'le beraberiz. Ve tabii ki seninle. Tabii ki sorularım var Ayşe ablaya. Ve sizlerden de sorularınızı sormanızı istiyoruz. Sizin sorularınızdan yola çıkarak biz zaten sizlere ayrı 10 dakikalık programlar hazırlamaya devam edeceğiz. Evet, çünkü bilgiyi paylaştığımız zaman çoğalıyor. Ve sorularınız varsa lütfen bize sorularınızı sorun. Evet, sormaya devam edin. İlginizden çok mutluyuz. Gün geçtikçe çoğalmaktan çok mutluyuz. Bilgilerimizi paylaştıkça ailemizin büyümesinden çok mutluyuz. Sizlere daha önce Ayşe ablanın kitabını önermiştim. Ayşe Öner'in Hamilelik, Doğum ve Bebek Bakımı kitabı. Bir başucu kitabım gerçekten. Yabancı dil bilenler için eğlenceli bir hamilelik kitabım var. Pregnancy and Birth diye, yani hamilelik ve doğum diye bir kitap. Bu böyle bir annenin komik bir günlüğü aslında. Hani kafamızın dağılması için, eğlence için okunmalık bir kitap. Çok fazla bilgi paylaşmıyor. Güzel bir kitap. Evet. Yani hani ana hatlarıyla veriyor hafta aynen. Hafta. Küçük kap bilgiler. Evet. Biz de gene bunun içinden minik minik şeyler paylaşıyoruz. Ama ben size bu hafta başka bir kitap önerisinde bulunacağım. Yazarın bana ulaştırdığı, kendisinin Zişan Durman'ın bana ulaştırdığı bir kitap bu. İsmi Hamilelik Enerjisi. Çok sevdim, çok mutlu etti beni bu kitap. Çünkü Ayşe abla şu söz beni çok etkiledi. Bebekler onları çok isteyen aileleri değil, enerjisi bebeğe hazır anne babaları seçerek gelirler dünyaya. Evet, çok güzel değil bir mi? Söz gerçekten. Harika bir söz. Ve bence keyifle okuyacağız bir kitap. Bu arada ben de sizlerden kitap önerileri bekliyorum. İnternet sitesi önerileriniz olabilir. Değişik makaleler okumuşsunuzdur. Onları paylaşabilirsiniz bizlerle. Anne TV olarak bunlara da çok ihtiyacımız var. Ve ihtiyacımız kesinlikle. Var. Kesinlikle. Ayşe ablacığım, şimdi iki tane konum var. Senden destek ve fikir almak istediğim. İlki çok şiddetlenen bacak ağrılarım var. Yani merdiven çıkarken mesela soluğum yetmiyor ve çok ağrı oluyor ayaklarımda ve bacaklarımda. Bunun sebebi ne? Bir de mesela masaj düşünüyorum ama diyorlar ki işte hamilelikte masaj tehlikeli. Bir ikilemde kalıyorum. Ne yapmam lazım bilemedim. Evet, aslında masaj faydalı çünkü dolaşımda tabii özellikle bacaklardaki dolaşımda yavaşlama oluyor. Kanın yukarı pompalanması zorlaşıyor. Bir de hamilelikteki hormonlar kasların daha gevşek olmasına sebep oluyor. Normalde bir pelvik organ. Ve tabii oradaki kasların uzaması lazım. Yani mesela spor yaparken de hani biraz ısınılır. Evet. Isınmadan direkt spora başlar. Özellikle futbolcular bunu çok yaparlar. Evet. Uzun uzun ısınırlar ki o kasları ısınmadan eğer öylesine koşturur ve top oynamaya çalışırlarsa hatta böyle kazalarda olabiliyor. İşte hamilelikte de bu gevşeme hem bir miktar ağrılara sebep olabilir. Bir de bebek tarafından emilen tabii mineraller de var. Tabii. Özellikle kalsiyum çok alıyor. İşte magnezyum idrara sık çıkılıyor. Magnezyum atılımı oluyor. Beslenmene zaten dikkat ediyorsun. Ama masaj konusunda taban ağrıları da çünkü ağrıları arttırabilir. Çünkü taban arkusları dediğimiz tabanın o ortadaki yüksekliği de kaybolabiliyor. Düz taban gibi eminim. Aynen öyle. Açılabiliyor ve taban arkusunun düzelmesi de sırta kadar hatta boyuna kadar ağrılara yol açıyor. Evet. Postür değişikliği. Onun için masaj yapılabilir. Ancak bizim anladığımız anlamda masaj değil. Yani masaj çok sert olmamalı, damarsal değişimde. Baskısı olmayacak. Çok yani. Baskı olmayacak. Esasında bu işi yapan kişiler var. Mesela ben senin bu süreçte Doktor Ender Saraca bir gitmeni önerebilirim. Aa, çok iyi fikir. Çünkü doğru söylüyorsun. Ender Bey bu konularda biliyorsun. Evet. Hem beslenmenle ilgili de sana güzel öneriler evet, olabilir. Evet, ayurvedik önerileri olabilir bana. Önerileri olabilir. Yanı sıra
masaj yapan birini sana önerebilir belki kendi yerinde. Aslında o bana söylemişti, bak böyle konuştukça insan hatırlıyor. Sevgili Ender Saraç kliniğinde hamilelik refleksolojisi yapıyor. Muhteşem. Diyebiliyorum. Ne kadar rahatlatıcı. Emin değilim ama bu benim ödevim olsun. Belki izin verirse Berkaylar'la gideriz oraya. Tabii. Ender Bey bize fikirler verir. Bir de hamilelik refleksolojisi varsa orada bir seans alırım. Hem onu çekeriz. Çok da güzel bilgi olur. Bilgi programı diye sizlerle de paylaşırım. Belki sizler de bulunduğunuz, yaşadığınız yerlerde hamilelik refleksolojisi ya da hamilelik masajı yapan yani güvendiğiniz yerler bulursunuz. Yani refleksoloji masajı olması gerekmiyor ama hani bu işi gerçekten anatomiyi bilen ve hamilelik, özel hamile masajı yapan kişiler var. Onlar tarafından uygulanırsa korkulacak bir şey yok. Hatta ben rehberlik ettiğim gruplara bile, babalara ufak tefek böyle masajlarla ilgili tüyolar veriyorum. Aslında bu eşlerin öğrenmesi ve bir süre masaj yapmaları. Çok kısacık bir sorum var. Asıl en önemli konuya gelmeden önce, bu hafta ne yemeliyim? En çok neye dikkat etmeliyim? Mesela bu hafta ben sana muz yemeyi tavsiye ediyorum. Tamam. Çünkü muz potasyum, magnezyum gibi minerallerden zengin. Ayrıca da işte bu kan şekeri düşmelerinde de işe yarıyor. Muz hatta tatlı gibi yiyebilirsin. Mesela krep yapılabilir. Tamam, krep. Ve krepin içine muz, üstüne fıstık ezmesi. Ne diyorsun? Hı-hı. Ve hatta yine kan şekerini ayarlaması açısından biraz tarçın koyup krebin içine. Bu bir öğün oldu ama. Ama evet, yani değil bir mi? Öğün olabilir. Bir tatlı ara öğün olarak, tatlı öğün olarak gayet de faydalı bir. Aslında muz hamileliğin genelinde önemli bir meyve değil mi? Evet. Tamam. Muz gerçekten minerallerden zengin. Mide yangılarını azaltan bir meyve olduğu için kan şekerini de dengeleyen. Mide bulantısına da iyi gelebilir belki. Bulantıya da iyi gelebilir. Tamam. Deneyebilirsin. Tamam. Muzla ilgili fikirlerini bekliyorum. Hatta muzla yapılan evet değil mi? Enteresan bir tarif varsa, muz deyince aklıma tatlı geliyor gerçekten. Onu da rica ediyorum. Gelelim asıl konuya. Şimdi sen bana geçen hafta duygu değişikliklerin olacak demiştin. Zaten oluyordu. Olur olmaz ağlamalar, heyecanlar, mutluluklar, mutsuzluklar, böyle çok akışkan duygu durumları ama benim daha çok belki seni de ilgilendiren bir şey olabilir. Daha önce endişe duyduğun bir hamilelik geçirdiysen, istem dışı bebeğini kaybettiysen ya da işte çok zor hamile kaldıysan ve kaybetme korkun varsa, bunları tetiklediğini de düşünüyorum çünkü benim yaşadığımı. Ben de bir önceki hamileliğimde zor günler geçirdim. Bu beni tetikliyor diye düşünüyorum. Çok anksiyetem yüksek, yani çok endişeliyim. Hep böyle her sabah kalktığımda bebeğimin sağlığı yerinde mi? Hatta Bülent diyorum, işte her sokakta diyorum böyle jetonla çalışan ultrason aleti olsa da böyle ultrasonu tutsam ve böyle güne öyle başlam, koşsam, jetonu atıp baksam. Tamam, çok iyi deyip böyle bir hep kalp çarpıntısı, hep hani yaşıyor mudur, gelişiyor mudur? Evet. Çok endişeliyim yani. Anlıyorum. Bu haftalarda olabiliyor bu tür endişeler annelerde. Çünkü hani düşüklerin de olduğu haftalar olduğu için. Evet, ilk 8 hafta. Biraz böyle duygular oluyor. Çünkü okuyor kadınlarda, bilgiler alıyor. Bizim toplumumuzda da işte çok verilen tavsiyeler, temenniler bile. Evet, 8 haftaya kadar söyleme. 8 haftada bir yaşamı garanti olsun cümlesinden de çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Mutlaka doğru ama bir hamilenin galiba duymak istediği bir cümle değil. Evet. Ama hamileyim diyorum böyle heyecanla mesela. Aman 8 haftada olmadan söyleme. Bana da söylememiş ol. Yani niye sana söylememiş olayım? Ne olacaksa yani diyorum ben tabii ama. Olması gereken oluyor yani. Evet. Onun için hani seni pamuklara sarıp yatırsak da olacak. Tabii. Ama cenin aslında çok güçlü ve tutunduğu zaman ne pahasına olursa olsun tutunmaya devam ediyor. Onun için bu kaygılar hormonlarınla da ilgili. Evet. Ama seni rahatlatacak çalışmalar yapabilirsin. Artık bu haftalarda başlayabilirsin. Çünkü hem bebeğinin enerjisini iyileştirmek, kendi olumsuz negatif duygularını zihninden atmak. Çünkü zihnin de illüzyonları oluyor. Tabii. Bazen gece rüyalar dahi insanı tedirgin ediyor. Aynen. Onun için nefes egzersizleri hem diyaframını güçlendirecek ve açacak. Doğru. Ve o enerji çarkını iyi çalıştıracak. Hem de zihnini temizleyecek. Daha içeri dönebilirsin.
bebeğine ve kendine. Nefes egzersizi hem kendi kendimize de yapabileceğimiz gayet bir şey değil tabii. Mi? Son derece basit. Son derece basit. Nasıl bir çalışma. Yani nefesi daha çok aşağıda hissetmeye çalışacaksın. Hı-hı. Ellerin hakemlik edebilir sana. Hı-hı. Ama tamamen nefese bırakıp kendine nasıl girdiğini, nerelere kadar indiğini, işte nasıl genişlettiğini, hı-hı, o esnada ilerleyen zamanda bebeğin hareketlerini de hissedeceksin nefesle, hı-hı, birlikte. Ve zihninin gevezeliğini azaltır. Daha zihninin sakin noktasına gidebilmeni sağlar. Meditasyon gibi aslında. Meditasyondur tabii aslında yapacağın çalışma. Ama tabii başlangıçta uzun uzun yapmak yerine bir 3-4 dakikayla, hı, başlayıp ama her gün tekrarlarsan, hı hı, bu bir alışkanlık haline gelecektir. Hatta vücudun, diyaframın tekrar doğru nefes almayı hatırlayacaktır. Çünkü faydalı biz doğru şey nefes almıyoruz. Evet. Akciğer kapasitemizin tamamını kullanmıyoruz. Hatta şimdi burada bile yapalım mı? Başlayalım ve bunu dene. Bir de müzik dinleyebilirsin. Müzik mi açalım? Tamam. Yani nefeslerle birlikte dinleyeceğim bir müzik seni hatırlamaktan İyi hoşlandığın yerlere, tamam, gitmek istediğin yerlere yani götürebilir. Yani ben şimdi relaxation müzik diye yazıyorum. Sakinleştirici müzik diyebilirsiniz. Ney, evet, diyebilirsiniz. Ben ney sesi çok severim. Mesela ben bu müziği gün içinde de dinleyebiliyorum. Evet. Değil mi? Hatta bu müziği dinleyen annelerin, yani tekrarlanan sevdiği müziği dinleyen annelerin, evet, bebekleri de bu müziği duyuyorlar. Doğru. Çünkü bebeğinin de artık işte orta kulağı da gelişmeye başlayacak. Tabii. Duyma işlevini gören orta kulakta. O da duyacak bu müziği. Hatta diyoruz ki biz kitap okuyun, işte müzik dinletin bebeğe. Tabii. Çünkü doğum sonrası anne karnındaki zamanı hatırlayıp sakinleşmesine yardım. Müziğimi buldum, başlattım. Güzel. Derdim, şimdi rahat otur. Gözlerini kapat. Tamam. Ve yavaşça burnundan. Şimdi elinle demiştin ki elinle yaparsan, karnıma mı koyayım? Bir elin karnında, tamam, olabilir ama diğer bir elini de göğsüne, tamam, koy. Burada nefesin daha çok aşağıda olmasını. Tamam. Yani nefesin havanın yerini değiştirmeye. Buraya, buraya. Tamam. Evet. Burnundan alıp, tamam, burnundan veriyoruz. Evet, yavaşça başla. Dikkat edin nefesinde. Müzik çok güzel. Ve şimdi artık nefeslerinle istediğin yere gitmeyi hayal edebilir ve oraya da gidebilirsin. Ve bunu dediğim gibi her gün hiç değilse bir 3 dakika yapmayı deneyebilirsin. Sen nefeslerinde kal, ben şimdi gidiyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalacağım.